Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huve khayrun nasirin ve mu'in. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Aziz müminler, birkaç dakika sizlerle bu matem günlerinde Ehl-i Beyt'in yasta, kederde, matemde olduğu bu günlerde birkaç dakika sizlerle beraber olacağım inşallah. Müminler, her ne hikmetse Muharrem ayı geldiği zaman Ehl-i Beyt velayetine karşı olup da Ehl-i Beyt dostlarının her yaptığına, her inancına şaşı bakanlar Muharrem ayında bu çatlak seslerini yüksek perdeden seslendirmektedirler. Ve Ehl-i Beyt şiası olduğunu iddia eden, Ehl-i Beyt şiası olduğunu söyleyen bazıları da Muharrem matemlerini siyahları, sineleri, mersiyeleri, Ehl-i Beyt'in siresini, Ehl-i Beyt'in sözlerini idrak edemediğinden dolayı, derk edemediğinden dolayı onlar da matemlere gölge düşürecek, matemlere efendim zarar verecek, matem meclislerini tazif edecek ve böylelikle 3-5 kişi olacak açıklamalar yapmaktadırlar. Doğru değil. Eğer konuştuğunuz insan Şia'yım diyor ise bu konunun üzerinde konuşmaya gerek bile yok. Konuştuğunuz insan Şia olmayan birisi ise evet ona deliller getirilir. Onlarca delil. Bu matem günlerinde matemi bulandıran açıklamalara genel bir cevap verip İslam'ın ve Şia'nın 4 tane sütunu vardır. Şia mektebinin 4 tane sütunu vardır. Birincisi Bi'sat, ikincisi Gadir-i Hum, üçüncüsü olmazdık. Bi'sat ile biz İslam'a giriş yaptık. Bi'sat bizi getirdi, Gadir-i Hum evine soktu. Gadir-i Hum mektebinin içine götürdü. Bi'sat bizi Gadir-i Hum'a götürdü. Kadir-i Hum'un da üzerinde durmama gerek yok. İtimam ve ikmal günü. Bi'sat'ın öğretileri Kadir-i Hum mektebi, ekolü peygamberimizden sonra Hicri 61'e kadar ihmal edildi. Bi'sat'ın öğretileri ihmal edildi. Kadir-i Hum ekolü faktörü ise inkar edildi. Bir yerde Bi'sat'ta ihmal, Kadir-i Hum'da inkar. Bu ihmal ve inkar neticesinde Aşura gerçekleşti. Aşura, Aşura ihyadır. İhya, ölü Muharrem matemleri ihyadır. Muharrem matemleri ölü ruhları canlandırmaktadır. Yaşayan ölüleri yaşayan ölü olmaktan çıkarmaktadır. Nice insanlar vardır ki Muharrem meclisleri vesilesinde bu meclislerde hidayet bulmuşlardır. Aşura'nın kendisi ihyadır. Hazreti Peygamberimizden 50 sene sonra Bi'sat ve Kadir'in öğretileri reddedildiğinden dolayı peygamberin yerinde oturanlar şarap içiyorlardı. Namaz da kılıyorlardı, şarap da içebiliyorlardı, içiyorlardı.
Oysa peygamberimiz, yani bir İsat'ta böyle bir şey yoktu. Kadir'de böyle bir sistem yok idi. Kadir'in unutulması ile İslam camiasının düştüğü hal öyle bir hal almıştı ki maruflar münkere, münkerler marufa dönüşmüştü İslam ümmetinin içerisinde. Aşure gerçekliği deyip de matemlere efendim farklı bir mana yüklemeye çalışanlar, onlar Aşura'nın ruhunu, Ehl-i Beyt'in misyonunu anlamamışlar. Anlamamışlar. Tarihte bakınız mateme yanlış gözle bakan grupları ben size arz edeyim. Bir grup vardı ki Beyt düşmanları matemi tamamen reddetmişlerdir. Muharrem aylarında matemler yapılmasın diye sermaye harcamışlardır. Alimlerini minberlere kürtürmüşlerdir. O ön münasebet neticesinde Aşura'nın matem günü değil bayram günü olduğunu Müslümanlara kabullendirmek için her şeyi yapmışlardır. Bunlar matemlere karşı olan, Ehl-i Beyt'in mektebine karşı olan, hatta Ehl-i Beyt'in kendisine karşı olanlar idi. Mateme karşı olanlar. Çünkü matem, çünkü gözyaşları zalimlerin korkulu rüyası haline gelmişti. Gözyaşları yıkıyordu günahkarın günahını ve onun ruhunun ihya olmasına sebep oluyordu. Bir gözyaşı deyip geçmemek lazım. İkinci bir grup, Ehl-i Beyt'in velayetini kabul etmeyen mutasavvuf bir kesim, sofitizm kesim. Ehl-i Beyt'inler velayetlerini kabul etmiyorlar. Makamlarını, ilahi makamlarını kabul etmiyorlar. Sofitizmdir bunlar, sofitizm. Mutasavvuf kesim. Bunlar da Ehl-i Beyt'in matemine, Muharrem matemlerine ayrı bir mana yüklemişlerdir. İkinci gruptan söz ediyorum. Kulağa hoş gelen bir şey söylüyorlar. Kulağa hoş gelen şey nedir? Akla, mantığa ilk etapta güzel gelen bir söz söylüyorlar. Şehadet İmam Hüseyin'in arzusu muydu, arzusu değil miydi? Kimse diyemez ki İmam Hüseyin'in arzusu şehadet değildi. Evet, şehadet İmam Hüseyin'in arzusu idi. Diyor ki, madem şehadet İmam Hüseyin'in arzusu idi ise, İmam Hüseyin Aşura günü arzusuna kavuştu. Sizin imamınız Aşura günü arzusuna kavuştuğundan dolayı sizin sevinmeniz gerekmez mi? Sizin efendim tatlı dağıtmanız şeysiniz. Bakınız, ilk etapta mantığa ve kulağa hoş gelen söz. Diyoruz ki biraz zavallı. Evet, şehadet sadece İmam Hüseyin'in değil, her Allah kulu müminin arzusudur. O İmam Hüseyin'in vazifesi idi. O İmam Hüseyin'in arzusu idi. Peki senin vazifen nedir? Senin o imama yapılan zulümlere karşı vazifen nedir? Senin o imamın mazlumiyetine dair vazifen nedir? Senin o imamdan sonraki imamların söylediklerine efendim yönelik vazifelerin nelerdir? Ki anlayarak ağlamak kemaldir. Anlayarak ağlamak kemaldir. Ama bir insan az anlamış ağlıyor ise buna sen az anladığın için ağlayamazsın diyebilir misin? Bir örnek vereyim. 30 sene, 50 senedir adam namaz kılıyor. Kıldığın namazın Fatiha suresini okumasına rağmen Fatiha'nın manasını, anlamını bilmiyor. Bu insan Fatiha'nın ne anlama geldiğini bilmediğinden dolayı sen ona namaz kılamazsın diyebilir misin? Anlamasa dahi onun vazifesi o namazı kılmaktır. Başka bir örnek vereyim. Elmanın içerisinde hangi vitaminin olduğunu bilmeyen ki vitamini bilen insanla elma içindeki vitamini bilmeyen insan yedi, ikisi de yediği zaman aynı gıdayı almaktadırlar. İlim, bakın ilim onların aynı gıdayı, bilgi onların aynı gıdayı almalarına engel değildir. Bu efendim elmanın içindeki gıda şudur diye bildiğinden dolayı elmayı yediği zaman daha fazla gıda alıp diğeri bilmediğinden dolayı daha az gıda almış olmaz.
İkisi de aynı gıdayı alıyor. Anlamak mı, ağlamak mı? Tabii ki anlayarak ağlamak fazilettir, kemaldir. Ama bir insan anlamamışsa, sadece imama inanmışsa, imamın mazlumiyetini anlamış, başka bir şey anlamamışsa, ona sen üzülemezsin, sen kederli olamazsın, sen ağlayamazsın, boşuna ağlama boşuna. Bakın bunlar hepsi Ehl-i Beyt düşmanlarının 1385 sene içerisinde ortaya attıkları teorilerdi. Bu teorileri bilmeyen bazı zavallılar, efendim zahiri yazılarda dökmeye başladılar, birilerinin zihnini bulandırmaya başladılar. İmanın 10 derecesi var. İmanın 10 derecesi var. Aleyhisselam buyuruyor. 10 derecedir iman. Şimdi imanın birinci derecesinde olan insana sen imanın birinci basamağındasın, namaz kılamasın diyebilir misin? Oruç tutamasın diyebilir misin? Hayır kardeşlerim. Herkesin bir zarfı var. Zarf. Herkesin bir kapasitesi var. Her kalbin, her gönülün bir kapasitesi var. Biri küçüktür, biri büyüktür. Küçük olan o miktarına kadar, büyük olan da miktarına kadar mükafatını alır ama ikisine de, her ikisine de diyemezsin efendim. Bu çok efendim anlamıştır, bu matem yapsın, bu az anlamış, bu yap. Hayır, bunu diyemeyiz biz. Bi'sat Şia'nın sütunudur. Kadir Şia'nın sütunudur. Aşura Şia'nın sütunudur ve Aşura bizi zuhura götürecek. Bunu böyle bilmeyen insan matemlere kemküm ediyor, laf ediyor. Matemlere aykırı sözler söylüyor. Hele özellikle Şia dünyasının, Alevi dünyasının gönüllerinin yasta, gözlerinin yaşta olduğu bu günlerde aykırı açıklamalar yapıyor birileri sosyal medyalarda, sağda sollarda. Aşura bizi zuhura götürür. Bakın, zuhur semere ve meyvedir. Zuhurun Aşura ile bağı vardır. Bazı rivayetlerde bakınız, zuhurun Aşura günü gerçekleşeceği nakledilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam buyurur, innel kaime yunada bi ismihi leylete selasin ve işrine min şehri Ramazan. Ramazan'ın 23. akşamı kaimimiz adına, kaim adına bir münadi nida eder. Bir münadi kaim adına, yani Hazreti Mehdi adına nida eder. Ve yakumu yevme aşura yevme kutile fihil Hüseyin ibn Ali. Ve bizim kaimimiz İmam Hüseyin'in öldürdüğü aşura günü kıyam eder. Bakın aşuranın zuhurla bir bağlantısı, ilişkisi var. Hadislerde var, 4000 tane melek, ki konuyu ben teferruatlı geçmek istemiyorum. 4000 tane melek İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra İmam Hüseyin'in kabrinin yanında kaldılar. Onlar gelen ziyaretçileri selamlarlar. Onlar ziyaretçiler yolda öldü mü onun cenazesine, hasta oldu mu onun iadetine, ziyaretine giderler. Konusu çok uzun bu rivayetin. Ve bu 4000 tane melek kullun haulai yentezirun kıyamel kaim. Rivayette var ki bu 4000 meleğin tamamı kaimin kıyamını, zuhurunu beklemektedir. Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde bunlar Hazreti Mehdi'ye katılacaklardır. Yine rivayette var, Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde Kabe'de kendisini tanıttıktan sonra şöyle diyecek. Ela ya ahlel alem inne ceddiyel Hüseyin kateluhu etşana. Ey alem, bilin ki dedem Hüseyin'i susuz olarak öldürdüler. Bakın, Aşura'nın zuhurla ilişkisi vardır. Nutbe duasında geçer ki eyne talibu bidemil maktulu bi Kerbela. Kerbela'da öldürülenin kanını alacak olan nerededir? Aşura'nın zuhurla ilişkisi vardır. Aşura ziyaretnamesinde geçer. Ve en yerzukani talebe sarikum ma'a imamin mehdi. İmam Mehdi ile beraber senin onun kanını, talebe sarikum, sizin kanınızı almayı Allah bana rızık olarak versin. Ziyaret-i Aşura'da bu cümle geçer. Dolayısıyla canlar,
Bi'sat, Kadir, Aşura, Zuhur, Ehl-i Beyt mektebinin sütunudur. Bu sütunlardan birisini alıp çıkardığınız veya tazif ettiğiniz zaman, zayıflattığınız zaman diğer üçünü zayıflatmış olursunuz. Ehl-i Beyt'in 250 senelik hayatına bakın Allah aşkına. İmam Hüseyin Hicri 61'de şehit oldu. İmam Mehdi aleyhisselam Hicri 60'da gaybete çekildi. Bakınız tam 250 sene zaman zarfına bakın. Yani İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra 9 tane imam daha hayatta, İmam Zeynel Abidin hayatta, İmam Muhammed Bakır hayatta, Müslümanların içinde Cafer-i Sadık hayatta, Musa Kazım hayatta, İmam Rıza hayatta, İmam Muhammed Takiyül Cevat hayatta, İmam Ali Yunnaki hayatta, İmam Hasanul Askeri hayatta ve 5 sene de İmam Mehdi hayatta, toplam tam 200 sene, 2 asır ediyor. Bu 200 sene zaman zarfı az bir zaman değil ki, 9 tane imamın Muharrem ayındaki siresi ne olmuş? Sevinmek mi olmuş? Tebrik mi olmuş? Bayram mı olmuş? Veya efendim sen az anlamışsın matem yapma, sen çok anlamışsın matem yapabilirsin, bunlar mı olmuş? Bu 200 seneden haberi olmayan, Muharrem'e yönelik Ehl-i Beyt'in bu 200 senesini iyi bilmeyen, idrak etmeyen insan tabii ki bugün mateme aykırı açıklamalar yapacak. Tabii ki İmam Mehdi'nin kalbini üzecek açıklamalar yapacak. Tabii ki efendim Ehl-i Beyt'in velayetini kabul etmeyen sufitizmin yönünde, yörüngesinde açıklamalar yapacak. Sufuların, sufitizmin söylediği söylemleri dile getirecek bugün. Bu 200 senede Ehl-i Beyt imamları neler yapmışlardır? Bakın birincisi, ben bunları özet diye geçiyorum. Yani kısa bir cevap mahiyetinde olsun diye geçiyorum. Birincisi, 12 imam bu, pardon, bu 9 imam bu 200 senede matem meclislerine tavsiye etmişlerdi sevenlerini, şialarını. İkincisi, kendileri matem yapmışlardır. İmam Zeynel Abidin ne zaman su görse ağlamış, kurban bayramında ağlamış, sofra açıldığı zaman ağlamış. İmam Muhammed Bakır meclisler düzenlemiş, İmam Cafer-i Sadık meclisler düzenlemiş. Dibil Huzai'ye İmam Rıza Aleyhisselam matem şiiri okuduğu için efendim yüksek meblağda hediyeler vermiştir. İmam-ı Zaman'ın kendisi, bakınız, لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُعِ دَمَنْ, yaş yerine sana kan ağlarım ey ceddim buyuruyor. Yaş yerine kan, yani o kadar ağlarım ki sana gözümde yaş kalmasa, yaş yerine kan ağlarım. Matem yapmıştır Muharrem ayında Ehl-i Beyt imamları. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor, Muharrem ayı girdiği zaman babamın güldüğünü kimse göremezdi. Muharrem'den gün geçtikçe babamın o gün hüznü bir o kadar çoğalıyordu. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, her geçen gün babamın kederi, hüznü çoğalıyordu. Muharrem ayının 10. günü geldiği zaman babamın hüznü, kederi, matemi zirveye çıkardı. Ve söylerdi, bugün öyle bir gündür ki bugün de Hüseyin'i susuz olarak şehit ettiler. İmam Rıza aleyhisselam buyuruyor, اَقْرَهَ جُفُونَ, senin matemin, senin musibetin ağlamaktan bizim gözlerimizi yara etmiştir. Bu sözü anlamak isteyen gitsin Ayetullah Hüseyin Vahid Horasani'nin 4 ciltlik eserini okusun. Ayetullah Hüseyin Vahid Horasani bu sözü orada geniş bir şekilde şerh etmiştir. Göz yaşı nasıl gözü yara eder? Diyor, ağlamaktan gözlerimiz yara olmuş. İmam Rıza böyle diyor. O tekside diyor ki, babanız öldüğü zaman babanıza ne kadar ağlıyorsanız İmam Hüseyin'e o kadar ağlasanız yeter. Veya efendim Muharrem yas ayı mıdır, matem ayı mıdır? Bakınız, Ehl-i Beyt imamlarının kendisi ikinci olarak bu 200 sene zaman zarfında kendileri matem yapmışlardır. Üçüncüsü, İmam Hüseyin'in matemine yönelik şiir okunmasına teşvik etmiş, tavsiye etmişlerdir. İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor, men enşede fil Hüseyin beyten mineşşi'ri febaka ve ebka eşhareten felehu ve lehumul cenne. Bir insan İmam Hüseyin'in musibeti hakkında bir şiir yazarsa
ve okuduğu zaman 10 kişi okuduğu zaman ağlarsa veya 10 kişiyi ağlatırsa ve lehu ve lehumul cennet. Okuyana da, o şiiri yazana da, o ağlayan 10 kişiye de cennet verilir. İmamlar İmam Hüseyin'in matemine yönelik, musibetine yönelik şiir okunmasına, şiir yazılmasına tavsiyede bulunmuşlar bu 200 sene zaman zarfında. Dördüncüsü İmam Hüseyin'in ziyaretine tavsiyede bulunmuşlar. Sevenlerine, dostlarına İmam Hüseyin'i ziyaret etmeye yönelik açıklamalarda bulunmuşlar, teşvik etmişler, tavsiyede bulunmuşlardır. Dolayısıyla Muharrem ayı matem ayıdır. Tabii ki anlayarak matem yapmak fazilettir, kemaldir ama bir insan az anlamışsa onu da matemden soğutmak doğru değildir. Namazı kılan kaç kişi kıldığı namazı anlıyor? Hacca giden kaç kişi yaptığı haccın, tavafın felsefesini, içeriğini biliyor? Şimdi bunlar bilmiyor diye bunlara hacca gitme demek doğru mu? Bunları hacdan soğutmak doğru mu? Bunları namazdan soğutmak doğru mu? Nasıl onlar doğru değilse İmam Hüseyin'in mateminde de efendim bilmeden bir şey, idrak etmeden bir şey söyleyip de birilerini matemden soğutmak ancak ve ancak Ehl-i Beyt'in karşısında duranları 1385 seneden bu yana bu matemleri söndürmek, yok etmek isteyenlere mutlu eder ve onların havuzuna su taşır. Allah bizleri öylelerinin havuzuna su taşıyanlardan etmesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.